Arkadaşlar merhaba, ben Üçlü Hoca. Sıfat konu anlatımını bitirdik. Sıra geldi sıfatlarla ilgili uygulamalara. Hemen sıfat ön at uygulama 1 metniyle başlayalım. Nedir hocam bu uygulamada, ne yapacağız? Metindeki parçadaki sıfatların türlerini söyleyeceğiz. Ya az önce işledik işte, belgisiz sayılar vesaireler, işaretler havada uçtu. Şimdi onları tek tek metinden görüp halletmeye çalışacağız. Güzel metinler var. Metinlerde anlama çok dikkat etmiyoruz. Mümkün mertebe cümleler üzerinden gitmeye çalışacağız dedik ve haydi hocam başlayalım. Ne diyor? O konuşma tamamdır. Hangi konuşma? O konuşma. Tamamdır hocam. Bariz bir işaret sıfatıdır. Net. Burası tamam mıdır? Tamamdır. Devam. Bizim bu hareketlerimizi, hangi hareketlerimizi? Bu hareketlerimizi. Başlangıç metnidir bu. Sıfatı oturtmak adına çok fayda sağlayacak size. Yine bir işaret sıfatı var. Çok ilgilendiriyordu. Hocam buradaki çok alamaz mıyız? Hayır. Mesela çok öğrenci deseydi alabilirdim. Önünde isim olsaydı alırdım. Ama ilgilendiriyordu. Bu bir fiil. Doğal olarak fiilin önünde olduğu için zamanı gelecek. Buna zarf diyeceğiz. Şu an kafalar yanmasın. Bu cümlede sadece iki tane sıfat gördük. Devam. En az 5 kere dinlemiştim. Kaç kere? 5 kere. Tamamdır hocam. Buradaki 5'i aldım hocam sayı sıfatı olarak. Bakın işaret sıfatını konuştuk, sayı sıfatını konuştuk. Dinlemiştim ama bu sefer, hangi sefer? Ya bu sefer işte, bu defa, bu kez. Ha, işaret sıfatı yine. Farklı bir şeyler. Ha, nasıl bir şey? Farklı bir şey. Farklı ifadesi niteleme sıfatının ta kendisi. Farklı bir şeyler derken bir, herhangi bir anlamını katıyor değil mi? Bir tane şey demek istemiyor. Herhangi bir şey demek istiyor. Doğal olarak buradaki bir belgisiz sıfattır. Bak, altın değerinde bir bilgi aktarıyoruz şu an size. Vallahi şurası hayati. Bu arada kalemin rengi bir değişsin ya. Allah'ını seversen mavi rengi maviyle gitme ya. Dur hocam şurada yeşilimsi bir şey. Evet tamam. Farklı bir şey. Yani hocam farklı nasıl sorusunun cevabıydı, nitelemeydi. Bir kelimesi kaç sorusunun cevabı değil. O bir belgisiz sıfattır, uyuma. Söylüyordu. Hangi açıdan bakarsak bakalım. Şimdi bu bir soru cümlesi değil. Ama olsun. Verdiğiniz cevap sıfat olduğu müddetçe soru sıfatı vardır demiştim. Yani soru sıfatı sadece soru cümlelerinde olmaz. Hangi açıdan? Şu açıdan, bu açıdan. Yani buradaki hangi soru sıfatıdır? Çok çok önemli bu. Vallahi altın değerinde. Devam. Bakalım. Bizim bir ders çıkarmamız gerekir. Bir ders, bir tane ders değil. Bizim bir ders çıkarmamız lazım. Herhangi bir. Hani şu bir dakika deriz ya, bir. Onu hissettiğin müddetçe belgisiz kabul et. Tamam şu biri. Aman dikkat. Bizim bir ders çıkarmamız lazım diyor, gerekir diyor. Buradaki bir belgisiz sıfattır. Bazı sözler vardır. Ha, bazı sözler. Hangi söz hocam? İşte bazı canım. Yani belgisiz sıfat vardır. Size söylenmese bile en çok sizi yaralar diyor. Bir şey göremiyoruz. Bu da öyle oldu. Bir şey yok. Bakın bu kelimesi, zamanı gelecek zamir diyeceğiz buna. Çünkü bu ne? Bu da öyle oldu. Önünde isim yok. %1 ihtimal bile olsa, ha, kaçta kaç ihtimal, bu örneği konuşmuştuk. %1 kesir sayı sıfatı değil mi? Bile olsa size söylenen şeyler olacaktır. İnsan yaşanılan olaylardan etkilenir. Bir şey göremiyoruz. Bunların aktarımında da bir şeyler bulur. Ha, bir. Yine belgisiz sıfatla karşılaşmış olduk. Bu sayfada sayı sıfatını konuştuk, belgisiz sıfatı konuştuk, işaret sıfatlarını fazlasıyla konuştuk. Aman dikkat, bir kelimesine dikkat çektik, soru sıfatını hatırlattık. Güzel bir uygulama oldu ama uygulamamız bitmedi hocam. Bakın punto küçüldü. Punto küçüldü, metin belli ki uzadı, belli ki örnekler artacak. Şimdi yavaş yavaş gidelim. Şimdi sindire sindire bir gidelim, bir anlayarak gidelim. Çaylar bir yudumlansın. Zaten konu dinlendi. Ama sıcağı sıcağına baktığınız için göremeyebilirsiniz. Hocam az önce dinledim konuyu, ben göremedim bunu demeniz çok normal. Tamam, hiç kasmayın lütfen. Başlıyoruz. Birisi emek harcıyor. Bak ne diyor? Birisi emek harcıyor. Tamam. Herhangi bir sıfat göremiyorum. Hocam birisi'yi alamaz mıyız? Birisi, sığısı, çekimeki almış zaten. Sıfatlar çekimeki almazlar. Cebinde bir kalsın lütfen. Bir iki istisnası olmakla birlikte. Tamam, bunları konuşacağız. Uygulamalarda anlatacağız onları. Dikkat. Biri birisi. Önünde isim de yok zaten. Geçtim. Birisi emek harcıyor, üretiyor, sürekli yazıyor. Çize çize gidelim, bakalım sıfat bulabilecek miyiz? Diğeri bu kişinin arkasından. Ha, diğeri, geç bunu. Bu kişi. Hangi kişi? Bu kişi işaret sıfatı. Bu kişinin arkasından konuşmakla tüm ömrünü. Ha, tüm ömrü. Ne kadar ömrü hocam? Kaç yıl? Hangi zaman dilimi? Neyden bahsediyoruz? Belli değil. Bir belirsizlik var. Tüm ifadesi belgisiz sıfattır. Tüm ömrünü geçiriyor. Tamam. Öğrenciye faydalı olmak. Çize çize gidelim. Kimi zaman, ha, bazı zamanlar demek istiyor. Buradaki kimi ifadesi, bakın kalıplaşmış bir ifade, belgisiz sıfattır. Kimi zaman eserlerle, kimi zaman, kimi yine belgisiz sıfat, konu anlatımlarını sürdürmekle olur. Bak ne diyor? Öğrenciye faydalı olmak kimi zaman eserlerle, kimi zaman konu anlatımlarını sürdürmekle olur. Tamam. İkisini de yapıyorsan her şeyini vermişsin demektir.
İkisini de tek tek satır satır çizerek gidelim. Her şeyini süper. Her kelimesi belgesiz sıfattır arkadaşlar. Her şeyin de neyini, ne kadarını, neden bahsediyorsun belli değil. Doğal olarak belgesiz sıfat. Burada maviye dönelim, yeşil yeşil gitmeyelim. Şeyine vermişsin de mi? Tamam hocam geçtim bunu. Bak devam. Birileri geç artık ek üstüne ek almış. Bunu bak ne demiştik? O bu şu kabul ama bunu şunu şuraya bunları sıfat kabul etmeyiniz. Görüp de hala çamur atmaya çalışıyorsa susup üretmeye devam etmek en büyük zevktir. Ha buradaki nasıl zevk? Büyük zevk. Ha buradaki büyük niteleme sıfatıdır. Tamam birçok insan ha birçok var burada belgisiz sıfatın ta kendisi kul hakkından habersiz. Doğru çoğumuz maalesef o çamur atanlar dikkat. Çamur atanlara destek bile olur. Oba dur bir de onları destekleyenler varmış. Geçtim. Bu dünya ha hangi dünya bu dünya? İşaret sıfatı. Sana da bana da kalacak gibi değil diyor. Hocam sıfat mıfat göremiyoruz. Çok kitap az konuşma. Harika bir mesaj bu. Çok kitap hocam ne kadar kitap çok kitap. Belgisiz sıfat. Az konuşma. Ne kadar konuşma hocam? Az konuşma. Belgisiz sıfat. Sonsuz fayda. Nasıl fayda? Sonsuz fayda. Niteleme sıfatı. Nasıl dönüt? Güzel dönüt. Niteleme sıfatı. Nasıl sınav sonuçları? İyi sınav sonuçları. Niteleme sıfatı. Havada uçmuş. Daha ne olsun demiş. Daha ne olsun şu olsun bu olsun. Soru zamiri bunu geç. Burada bir şey göremiyoruz. Güler yüzlü bir öğrenci. Nasıl öğrenci? Güler yüzlü. Bak şimdi hocam. Burada arkana bir yaslan. Hiç videoyu durdurma. Arkana bir yaslan hocam. Ben gayet yavaş gideceğim burada. Burası o kadar önemli ki bak. Güler yüzlü bir öğrenci. Şimdi nasıl öğrenci? Güler yüzlü. Bu bir niteleme sıfatı mı? Evet. NS'yi yazayım. Şuradaki bir belgesiz sıfat. Ana başlıkta belirtme sıfatı. Yani öğrenci ifadesi burada bir ad değil mi isim? Hem niteleme hem de belirtme sıfatı almış. Şunu unutma taktik gelsin. Hem niteleme hem belirtmelerin %99'unda bir sözcüğü kullanılır. Mesela eski bir arkadaş. Oradaki bir, be yani belgesiz sıfattır değil mi? Eski niteleme sıfatıdır. Bunu lütfen unutma bak bu vurgu çok önemli. Hocam bir daha anlatayım ben hiçbir şey anlamadım. Gel şu örnekle bakalım. Gururlu bir hoca. Nasıl hoca? Gururlu. Niteleme sıfatı. Bir hoca derken gururlu bir hoca yani herhangi bir hoca belgisiz sıfat. Hem niteleme hem belirtme sıfatı almış bir isim. Bakın dikkat cümle okuyorum. Güler yüzlü bir öğrenci, gururlu bir hoca, atıp tutanların asık suratı. Nasıl surat? Asık surat. Sürekli görüyoruz bunu şükürler olsun yaşıyoruz değil mi? Atıp tutanların asık suratı eyvallah. Instagram hikayesinden başka sığınabilecekleri bir yer olmaması. Bismillah hocam ne diyor? Nasıl bir yer? Instagram hikayesinden başka sığınacakları bir yer demezsin tabi. Buradaki biri alırsın o kadar da abartma hocam. Buradaki bir belgisiz sıfattır. Herhangi bir anlamında değil mi? Olmaması ve dahası. Daha ne olsun ki? Üret, üret, üret. Yeni kitaplar, yeni kitaplar, yeni kitaplar hocam. Çiz hocam bunları da. Bu. Kaç tane sıfat var? 7-8 tane sıfat gördük. Bu uygulamada güler yüzlü bir öğrenci, gururlu bir hoca vurgularına dikkat. Hem niteleme hem de belirtme sıfatı alan adları sorabiliyorlar sınavda. Çünkü en ters köşe vurgular onlardır. Yani adam senden işaret sıfatını ister. Yani sen ona düşmezsin de belki şuna düşebilirsin. Peki. Son uygulamamız değil. Yarın inşallah uygulama 2 ve 3'ü göreceksiniz. Metinler biraz daha uzayacak. Biraz daha zor örneklerle karşınızda olacağım. Sonrasında inşallah yarından sonra zamir diyeceğiz. Yine aynı mantıkla hemen hemen 3 uygulama atmaya çalışacağım her biriyle ilgili. Sadece eylemler biraz uzun sürecek. Zamanlama dediğim gibi ben de içiniz çok rahat olsun. Çok çok erken bitireceğiz inşallah Türkçeyi. O zaman yarın görüşmek üzere. Kolay gelsin.